Her şeyden önce programından herkese keyifli, mutlu hafta sonları. Ben genel cerrahi uzmanı Doktor Sevinç Yusufova. Ben ortodonti uzmanı Doktor Ömer Polat. Bugün de her şeyden önce sağlık diyoruz ve alanında uzman konukların katılımıyla programımıza başlıyoruz. Her şeyden önce başlıyor. Bugünün ilk konu göğüs cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Çağatay Sayım Tezer. Hoş geldiniz. Evet, merhaba, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? Sağ olun efendim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Sizlerle bugün kanserden en çok ölüm sebeplerinden biri olan akciğer kanseri hakkında biraz sohbet etmek istiyoruz. Evet. Ee, biraz bize bahsedebilir misiniz? Akciğer kanseri nedir? Belirtileri nedir? Ee, akciğer kanseri maalesef tüm kanserler içerisinde en ölümcül olan akciğer e, kanseridir dünyada. Bunun sebepleri de şu şekilde özetleyebiliriz. Birincisi bir muayene bulgusuyla bulgu olabilecek herhangi bir kitle lezyonu ele gelmemesi. Hmm. Dolayısıyla hastalar maalesef bir doktora başvurduğunda e, orta derecede önemli başvurmuş oluyorlar. Yani evresi evre biri atlamış oluyor. Eğer biz rutin bir tarama programına dahilinde bu işi yapmazsak eğer, dolayısıyla hastalarımızın bunu fark edebilmesi Orta evrede olabiliyor. Bu da işte ağrı sebebiyle başvurabiliyor, kan tükürme sebebiyle başvurabiliyor. Ama bunun için en azından tümör boyutunun belli bir cesamete ulaşması gerekiyor, belli bir hacme ulaşması gerekiyor ki bu şikayetler meydana gelebilsin. Dolayısıyla bu bu hasta grubunda bizlerin yapması gereken hastaların istemesi gereken belli bir tarama programına dahil olma gereksinimi şu anda. Meme kanseri, akciğer kanseri en önde gelen ölümcül kanserler sıralamasında. Ama akciğer kanserinin şöyle azaltma yoluna gidebiliriz. Tabii ki sigara bıraktırmakla. Yani bunu hem bir program dahilinde hastalara sunarak hem de hastalarımızı sigara bırakma polikliniklerine yönlendirerek bizler bu konuda önlemlerimizi hasta sağlığı için alma şansına sahibiz. Hocam peki teşhis için tomografi yoluyla mı teşhis edilebiliyor? Ee, teşhis için normalde aslında biz hastalarımıza akciğer filmi çektiriyoruz. Hı. Akciğer filmlerinde e, belli bir e, boyutta bir e, anatomik fonksiyon bozukluğu, anatomik hasar görürsek o, o hastalarımıza bir tomografi öneriyoruz. Ama elbette artık günümüzde o kadar küçük modülleri biz e, görüyoruz ki bu hastalara düşük doz tomografilerle e, radyasyona maruziyet ihtimalini en aza indirerek e, rutin tomografiler çekmemiz olası. Çünkü bu düşük doz tomografiler, e, inanın e, hastanın hayatını kurtaracak dönemde düzeyde, erken dönemde yakalamamıza olanak sağlıyor akciğer tümörünü. Peki bunun için hocam belli bir e, prosedürünüz var mı? Yani şunu sormak istiyorum: e, bir yatkınlık beklentisi olmaksızın e, belli bir yaştan sonra düzenli olarak akciğer grafisi çekilmesini veya tomografisinin çekilmesini tavsiye ediyor musunuz? Böyle bir <laughs> süreç var mı? Dünyadaki tarama programları bir meme kanseri gibi değil açıkçası. Yani belli bir yaş üstündeki kadın hastaların mamografi çektirmesi, meme ultrasonu yaptırması gibi bir prosedüre dahil değil akciğer kanseri. Ama özellikle 40 yaşını geçkin erkek ve sigara içen insanların bir tarama programında düşük doz tomografilerle takibi hayat kurtarıyor. Bunu şuradan anladık. Maalesef bu Covid pandemisinin bize gösterdiği bir şey oldu. Bu pandemi yüzünden çok fazla hastaya tomografi çekmeye başladık ve çekiyoruz da. Ve bu tomografilerde normal şartlarda göremeyeceğimiz boyutta ve cesamet küçüklüğünde nodüller görmeye başladık. Ve maalesef bu nodüllerin yüzde 80 kadar yüksek olasılıkla bir şeyi oranı kanser çıkıyor. Dolayısıyla bu pandeminin bize gösterdiği bu oldu. Biz bu tümörleri son derece erken dönemde yani evre bir düzeyinde fark edebilme, Şansı yakaladık hasta için. Her ne kadar ciddi bir şanssızlık olsa da bu hasta grubunun da kür olması olası. Yani o nodülleri çıkartmak suretiyle hastaların tamamen şifa bulması mümkün. Bu akciğer kanseri için aslında çok beklediğimiz bir olay değil maalesef. Normalde hastalar bize daha ileri evrelerde geliyor. Ama bu sayede de evre bir düzeyinde bir santimlik bir nodülü, hastadan çıkartmak suretiyle hastaya bir kür sağlamak artık olası ve mümkün. Hı hı. Peki cerrah e, ne zaman devreye giriyor bu süreçte? Şimdi bu süreçte cerrah şu şu safhada de, e, derece, e, devreye giriyor. Öncelikle biz hastalara tabii ki bir tarama testi yapıyoruz. Yani bir PET CT çekiyoruz. Hı hı. PET CT'de eğer ki bir herhangi bir uzak organ metastazı görmüyorsak bu hasta grubunda e, o zaman e, o nodülü bazı şartlarda biyopsiye gerek kalmaksızın, bazı şartlarda ameliyat öncesi biyopsi gerekerek, biz özellikle torakoskopik yöntemle, robotik yöntemle, yani eskiden olduğu gibi torakotomilerle, yani kaburgalarını açıp ellerimizi içeri sokarak bir ameliyat son zamanlarda gerçekleştirmiyoruz. Bu nodülün yerine göre biz hastalarımızda artık torakoskopik, yani işte iki veya üç tane 1 santimlik delikten girmek suretiyle kapalı ameliyat yöntemlerinin ve teknolojinin verdiği imkanlar sayesinde biz yaklaşık 3 santimlik yaralardan o tümörünü tamamen alıyoruz. Tümörün yerleşimin yerine göre de hastalara ya lobektomi yani o lobunu tamamen almak, iki lobunu almak veyahut da sadece de tümörün olduğu yeri bir kama rezeksiyon şeklinde almak mümkün. Bunu hastanın nefes sağlığına göre, ek şikayetlerinin varlığına göre, ek hastalık durumunun varlığına göre ve tabii ki tümörünün yerleşim yerine göre karar veriyoruz. Artık günümüzde hastaları robotik de ameliyat ediyoruz. Yani biz konsolda otururken robotik cerrahi sayesinde de o imkanları da kullanarak hastalara daha kısa sürede taburcu olma şansı tanıyoruz. Bu hastalar e, robotik önce, cerrahi daha az travmatik olduğu için. Mi? E, robotik cerrahinin bir önemi sanki hastanın içinde eliniz el bileğinizden oynuyorcasına hareket etme şansı tanıyor. Hı -hı. Dolayısıyla daha rigid sert aletler kullanmaksızın laparoskopik veya torakoskopikte de olduğu gibi e, biz öyle imkanlar kullanıyoruz ki robot sayesinde o robotun eli aynen elinizin fonksiyonunu görebiliyor parmaklarınızın fonksiyonunu görebiliyor ve bu sayede hiç ulaşılamayacak daha zor ulaşılabilecek yerlere son derece daha güvenle ulaşmak mümkün oluyor. Bu imkanları da ülkemizde hastalarımıza sunabiliyoruz artık. Peki hasta mesela hem öncesinde hem de sonrasında nasıl bir süreç bekliyor hastayı? Hastalarımızı ameliyat günü veya bir gün öncesinde interne ediyoruz, yatış veriyoruz hastalarımıza. Aynı gün içerisinde hastalarımızı anestezi görüp ertesi günde veya aynı gün içerisinde de ameliyat alıyoruz. Ortalama bu, bu bahsettiğim tarzda bir akciğer ameliyatı yaklaşık bir buçuk iki saatlik bir süreye mal oluyor hasta için yani o sürede anestezi alıyor. Hepsi tabii ki genel anesteziyle olan işler bunlar. E, genellikle ameliyat sonrasında hastalarımızı bir gün yoğun bakımda takip ediyoruz. Ertesi günde servise alabiliyoruz. Eski dönemlerde bu hastaların hastane yatış süreleri maalesef daha uzun oluyordu çünkü e, yani işte Açık bir habuy yapıyordu. Açık ameliyat oluyordu hastalar. Hastaların en önemli kaygısı ameliyat sonrası ağrı oluyordu. Hı hı. Sonuçta bu işlem e, en ağrılı işlem yani bundan daha hastaya ağrı ve acı sunacak başka bir cerrahi yöntem çok yok e, ama tam da o sırada bu robotik veya işte torakoskopik dediğimiz minimal invaziv yani kapalı yöntemlerle hastaların ağrıları minimuma iniyor çünkü kaburgalarını ayırmıyoruz, kaburgalarına bir zarar vermiyoruz Hı. E, bundan dolayı da hastalar ameliyat sonrası daha ağrısız bir dönem geçirdiği için hastalar iki gün içerisinde yani inanılır gibi değil bir akciğer tümöründen ameliyat olan bir hasta İki gün içerisinde taburcu olabiliyor. Bir hafta sonrasında kontrole gelip işine başlayabiliyor. E, bu teknoloji ve bu imkanlar o kadar hızlı gelişti ki ve de o kadar çok da bu nodüller ve akciğer tümörleri gelir, gel, gelmeye başladı ki bu bir böyle sirkülasyon olayına döndü ve hastalarınızın ağrısını ağrısız bırakabildiğiniz ölçüde hastalar bir an önce taburcu olabiliyor artık. E, her ne kadar... İşte dediğim gibi en majör, en ciddi bir e, tümör ameliyatı yapsanız dahi. Peki hocam şimdi böyle güzel bir hafta sonunda böyle çok e, keyifli bir konu değil aslında kanser konuşuyor olmak ama en azından e, böyle keyif e, demeyeyim ama bizi mutlu edebilecek bir soru sormak istiyorum. Başarı oranımız bu anlamda yüksek midir? Yani cerrahi e, yapıldıktan sonra e, kanserden kurtulma oranı veya başarısının oranı yüksek midir acaba? Şöyle yüksektir. Ee, evresine göre konuşmak lazım. Ee, bizim ameliyat edebildiğimiz hasta evresi profili evre 1, 2, evre 3'ünde bir kısmını ameliyat edebiliyoruz zaten. Dolayısıyla bizim bahsettiğimiz evre 1'de yakalayabiliyorsak bir hastayı ve buna bir cerrahi uygulayabiliyorsak bu hastanın kür şansı var. Eskiden biz kür şansından bahsedemiyorduk bu hasta gruplarında. Yani cerrahisiz işte. iyileşiyor. Cerrahiyle falan. tamamen iyileşip hayatına dönüp. Bu sebepten dolayı hastalanmama şansı var artık bu hasta grubunun. Hmm. Ortalama ve yüzde, yüzde vermemi isterseniz yaklaşık yüzde 80'den fazla bir kür şansı. Evre 2 olunca hasta yaklaşık yüzde yetmişlik bir 5 yıllık sağ kalım. 5 yıllık sağ kalımdan şunu anlamamak lazım. Yani 5 yıl sonra bu hastalık şey, şekil değiştirip hastanın hayatına mal olabilecek sorunlar yaratıyor diye algılamamak lazım. 5 yıl içerisinde biz bu hastalığı... Görme şansımızdan bahsediyoruz bu. Daha doğrusu şanssızlığımızdan. Yani ilk 5 yıllık takip içerisinde evre 2 bir hastanın %70 olasılıkla e, bir bulgusu çıkacaktır. Hı hı. E, ama ne kadar erken evrede biz bunu yakalarsak hastanın tamamen kür olma ihtimali o derece yüksek. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Her şeyden önce devam ediyor. Şimdiki konuğumuz genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Koray Karabulut. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür, teşekkür ederiz. Bizler, bizler de iyiyiz. Bugün sizlerle karaciğer kanseri hakkında biraz sohbet etmek istiyoruz. Çünkü akıllara birçok soru geliyor ve cevaplarını bazen bulamayabiliyoruz. Biraz bize bahsedebilir misiniz? Karaciğer kanseri nedir? Karaciğer kanseri dediğimiz zaman aslında karaciğerdeki tümörleri iki alt gruba ayırabiliriz. Bunlardan ilki karaciğerin kendi dokusundan kaynaklanan tümörler, birincil tümörleri. İkincisi de metastaz olarak adlandırdığımız vücudun başka bir organ ya da dokusundan kaynaklanıp kan yoluyla karaciğere yerleşen tümörler. Bunlara metastaz diyoruz. Herhangi bir organ ya da dokudan kaynaklanan tümör kan yoluyla karaciğere gelip yerleşebilir. Temel farklılıkları var. Karaciğerin birincil tümörleri genelde altta yatan bir kronik karaciğer hastalığı ya da karaciğer sirozu zemininde karşımıza çıkmakta. Metastazlar ise vücudun başka bölgesindeki tümörlerin kan yoluyla gelip karaciğere yerleşmesi sonucu karşımıza çıkabilmekte. Peki teşhis ve tanıları nasıl oluyor hocam? Karaciğer tümörlerinin teşhisinde görüntüleme yöntemleri son derece önemli. Hastaların herhangi bir şikayeti olmayabilir ya da bazen özellikle ileri evre tümörlerde karın ağrısı, sarılık, karında sıvı birikmesi, halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı gibi bir takım şikayetler olabilir. Ancak tanı koymada en kıymetli e, tanı araçları günümüzde yaygın olarak kullandığımız görüntüleme yöntemleri. Bunları ultrasonografi, tomografi, MR, PET gibi yöntemler olarak sınıflandırabiliriz karaciğer tümörlerinin tanısını koymada görüntüleme son derece önemli. Bunun dışında tabii ki bir takım laboratuvar yöntemleri, kan testleri tanı koymada yardımcı araçlar olarak sayabiliriz. Laboratuvar testleri demişken karaciğer yağlanmasında biraz değinebilirsek aslında çok sevindim. Karaciğer yağlanması da bir karaciğer kanseri midir? Ben de mesela yağlanma olduğunu söylediler hocam ama korkmalı mıyım <laughs> acaba <bir gülüyor> evet. bununla alakalı? Karaciğer yağlanması az önce bahsetmiş olduğum birincil karaciğer tümörleri için aslında bir risk faktörü. Karaciğerde yağlanma, neş olarak adlandırdığımız, yani alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması, neş, bu bir kronik karaciğer hastalığı zemini oluşturmakta. Dolayısıyla kronik karaciğer hastalığıyla beraber hepatoselüler kanser dediğimiz, HCC olarak kısalttığımız tümörlerle karşılaşabilmekteyiz. Dolayısıyla karaciğer yağlanmasının aslında bir kronik karaciğer hastalığı için risk faktörü olduğunu ve bunun da primer karaciğer tümörlerinden HCC'ye zemin hazırlayabileceğini söyleyebiliriz. Peki genetik faktörler de buna dahil midir? Yani bunun bir etkisi var mıdır? Genetik faktörler, bazı karaciğer tümörleri için genetik risklerden, faktörlerden bahsedebiliriz. Ancak HCC dediğimiz e, primer karaciğer tümörü en sık karşılaştığımız habis, malin karaciğer tümörü için daha çok, Ülkelere göre değişkenlik gösteren bir takım sebeplere bağlı olarak ülkemiz için hepatit B, C mesela hı hı. bazı batı toplumlarında alkole bağlı ya da yağlanmaya bağlı bir takım metabolik hastalıklara bağlı kronik karaciğer hastalıkları görülebilmekte ve bu zeminde de hepatoselüler kanser dediğimiz birincil karaciğer tümörleriyle karşılaşabilmekteyiz. Bir bu kansere dönmemesi için yapılması gereken düzenli bir e, tedavi veya yaşam tarzı veya bir görüntüleme e, düzeni gerekli oluyor mu? Tabii birincil karaciğer tümörlerinden en sık karşılaştığımız HCC için bir takım tedbirler alınabilir. Yani bir kronik karaciğer hastalığına zemin hazırlayabilecek en sık faktörlerden önlenebilir olanlarla ilgili yapılacaklar var. Mesela hepatit B için sık karşılaştığımız ülkemizde sık karşılaştığımız bir kronik karaciğer hastalığı sebebi olan hepatit B için aşılanma programları, bu hastaların yakın takibi, obeziteden olabildiğince sakınmak, korunmak hı hı. E, ya da karaciğere zarar verecek bir takım alkol gibi ilaçlar gibi e, risk faktörlerini uzaklaştırmak e, kronik karaciğer hastalığına zemin e, hazırlamayı önleyerek aslında tümörü de engellemek açısından katkı sunar. Peki karaciğer kanserini nasıl bir tedavi protokolü e, izliyoruz yolunu? Karaciğer kanserlerinde yine primer ve metastazlar için temelde farklı protokollerden bahsedebiliriz aslında. Tedavi planlanması yapılırken birden fazla konu ile ilgili hekimin, branşın ortak kararına göre tedaviler planlanır ve farklı tedavi modaliteleri, yöntemleri çoğunlukla kombine edilerek kullanılır. Tedavi planlanması yapılırken multidisipliner konsey dediğimiz farklı branşlardan hekimlerin bir araya gelerek hastaya özgü, tümörüne özgü, yine karaciğerine özgü parametreleri esas alarak hastaya bireyselleştirilmiş tedavi dediğimiz Genel bir şablonun dışında hastaya özgü parametreleri esas alan bir tedavi algoritması belirlenir. Burada farklı yöntemler kullanılır. Bu yöntemler çoğunlukla kombine edilir. Ya da takip ve tedavi aşamasında farklı dönemlerde kullanılır. Hı hı. Bunlar nelerdir? Karaciğer tümörlerinin tedavisinde en etkili yöntemlerin başında cerrahi sayabiliriz. Karaciğer rezeksiyonu yani karaciğerin tümörlü dokusunun çıkartılması, karaciğer transplantasyonu, ilaç tedavisi yani kemoterapi, ışın tedavisi, radyoterapi ya da tümörlerin ısıtılarak yakılması, mikrodalga ya da radyo frekans aracılığıyla yakılarak yok edilmesi, dağılanması. Bazen de karaciğere giden atar damarlar aracılığıyla verilen kimyasal bir takım ajanlar, kemoterapötik ajanlar ya da radyasyon yayan kürecikler, take ve tare olarak adlandırıyoruz. Yani karaciğer damarı yoluyla verilen bir takım ilaçlarla da karaciğer tümörleri tedavi edilir. Çoğunlukla bu tedaviler takip süresince, tedavi süresince kombine edilerek kullanılır. Hı hı. Yani gördüğüm kadarıyla hocam birçok tedavi yöntemi var. Peki bu kadar tedavi yönteminin neticesinde karaciğer kanseri tamamen tedavi edilebiliyor mu? Aslında tamamen tedavi edilebileceğini söyleyebiliriz. Burada esas olan yani sağ kalımı öngörmede bir takım parametreler var. Hastalığın seyrini öngörmede bir takım parametreler var. Bunların başında tümörün biyolojik davranışı e, sayılabilir hastalığın yakalandığı evre son derece önemli, hastanın karaciğerinin durumu önemli ve hastanın genel durumu, yandaş hastalıklarının olup olmaması, yaşı gibi parametreler sağ kalımı öngörmede ya da hastalığın seyrini değiştirmede önemli parametreler. Peki tekrarlama riski var mı tedavi Tekrar, sonrasında? Tabii ki onkolojik bütün hasta grubunda yani kanser hastalarının tamamında aslında tedaviyle yüz güldürücü sonuçlar elde etmek mümkün. Hastalığı tamamen ortadan kaldırmak mümkün olduğu gibi, e, selim hastalıklarda olduğu gibi uyguladığımız tedavinin yeterli olduğunu hiçbir zaman için iddia edemeyiz ve bu hastalar yakın takip edilmek zorundadır. Nüks riski her zaman için vardır. Karaciğer tümörleri için karaciğerde ya da karaciğer dışı bir başka organda tümörle karşılaşma riski her zaman vardır. Dolayısıyla tedavi protokolleri uygulandıktan sonra Belirli aralıklarla bir takım testler, görüntüleme yöntemleri kullanılarak hastalar takip edilmelidir. Ne kadar aralıklarla hocam? Bu tedavi başlandıktan sonra daha sık aralıklarla yapılır. Erken dönemde yapılan işlemin sonucunu görmek için görüntüleme yöntemleri, tümör belirteçleri görülür. Erken dönemde sık aralıklarla yılda 4 defa gibi belki başlanır. Yine bu da hastalığın biyolojik davranışına, tümörün niteliğine göre değişik süreler söyleyebiliriz. Ancak... Takip süresi uzadıkça ve nüksle karşılaşmadıkça takip aralığı açılabilir. Hocam böyle karaciğer kanseriyle ilgili gerçekten böyle derleyici, toplayıcı bir konuşma oldu. Teşekkür ederiz. Son kez karaciğer kanserinden uzak kalabilmek için veya önleyebilmek için, oluşmaması için izleyicilerimize bir tavsiyeniz var mı? Neler söylersiniz? Evet. Genel tabii ki sağlık politikası olarak yapılması gerekenler var. Aşılanma programları yani kronik karaciğer hastalığına zemin hazırlayacak. Özellikle viral hepatitlerin oluşmasını ve bir kronik karaciğer hastalığı oluşturmasını engellemek için aşılanma programları önemli. Hı -hı. Onun dışında karaciğere zarar verecek, başta alkol ya da yanlış beslenme, obezite gibi risk faktörlerinden uzaklaşmak son derece önemli. Bilinen bir başka malinitesi, bir kanseri olan hastalar içinde. Karaciğer metastazı riski olduğunu bildiğimiz için bu hastaların da yakın takip ve tedavi edilmesi son derece önemli. Aile geçmişinde de olan hastalar ve danışanlar için de en azından kontrolü sık bir şekilde gelmeleri gerekir. Tabii aile geçmişi de önemli. Özellikle tabii ki bütün tümörleri için ayrıntılı bilgilendirme yapmadık. Farklı primer karaciğer tümörleri mevcut. Yine genetik faktörlerin ön planda olduğu Yine metastaz açısından kolorektal kanserlerin ailesel eğilim olduğunu, meme tümörleri için benzer şeyleri söyleyebiliriz. Dolayısıyla primer tümörler için risk faktörü bulunan hastalarda metastaz açısından takip de son derece önemli. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Evet Ağzınıza sağlık ben hocam. Ben teşekkür ediyorum. Karaciğer kanseriyle ilgili detaylı bilgilendirmiş olduk sayenizde. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Aslında bu konu biraz daha genişletilebilir bir konu çünkü çok önemli bizim için de. Hatta günümüzde çok sık karşılaşıyoruz kanser vakalarıyla. Akciğer kanseri, karaciğer kanseridir. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için gerçekten çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Umarım verimli olmuştur. Az olsun. Teşekkürler. Sıradaki konuğumuza devam ediyoruz. Şimdiki konuğumuz uzman klinik psikolog Hacer Yücetürk Şahin. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız Hacer Hanım? Teşekkürler. Hoş buldum. Siz? Teşekkürler bizler Bugün sizlerle çocuklara mahremiyet eğitimi hakkında biraz sohbet etmek istiyoruz. Bize biraz bahsedebilir misiniz nedir? Nasıl verilmesi gerekiyor? Evet günümüze gerçekten çok ihtiyaç duyulan bir konu. Ben de merak ediyorum. Çünkü çocukların mahremini çok koruyamıyoruz toplum olarak. Bu konu üzerinde biraz konuşursak güzel bir bilgilendirme bekliyorum şahsen. <laughs> Aslında mahremiyet dediğiniz gibi özellikle erkek çocuklarının çok koruyamıyoruz. Çünkü işte cinsel organlar üzerinden şakalar yapabiliyoruz, teşir etmesini bazen teşvik edebiliyoruz. Bu zamanda çocuk ne öğreniyor? İşte ben sevdiğim insanların yanında teşhir edebilirim, sevdiğim insanların yanında gösterebilirim mi öğreniyor ve dışarıdan gelecek olan tehlikelerden kendini koruyamıyor böylece çocuk. Peki bu mahremiyet eğitiminin önemi nedir? Mahremiyet eğitimi çocuğun hem bedensel hem ruhsal hem de güvenliğini sağlamak açısından çok önemlidir. Eğer biz çocuğa mahremiyet eğitimi vermezsek kendi bedeninin özel olduğunu, kimsenin dokunmaması gerektiğini veya anne ve baba yanındayken örneğin bir doktorun sadece dokunabileceğini, öğretmezsek çocuğa nerelerde çıplak olabileceğini nerelerde olamayacağını öğretmezsek tabii ki çocuk anlam karmaşasıyla e, sevdiği insanların yanında veya kendini zorla sevdiren insanların yanında kendini koruyamayacaktır. Peki bunun bir yaşı var mı hocam? Şu yaşta itibaren hmm. bu eğitim verilmeli diye bir yaşı var, sınırı var mıdır? Hmm. Aslında e, teorik olarak iki yaş deniyor ama e, ben şöyle öneriyorum tüm danışanlarıma. Bence sıfır yaş itibariyle. Hmm. Çünkü neden? E, çocuklara e, aslında Sözlü ve sözsüz olarak verdiğimiz mesajlar var. Belki sözlü mesajları 2 yaş itibariyle verebiliriz ama sözsüz mesajları 0 yaş itibariyle vermeliyiz. Şöyle çocuğun bakım vereni 1, 2 maksimum 3 kişi olmalı. İşte anne baba, dadı, nene veya bir bakıcı diyelim 3 kişi ve sadece bu 3 kişi çocuğun altını değiştirmeli. Çocuğun banyosunu bu 3 kişi yaptırmalı veya kalabalık ortamlarda işte sıfır yaş itibariyle çocuğun altı değiştirilmemeli. Mutlaka çocuğun altı işte evde belki çok misafirimiz olabilir ama odasına götürülüp orada değiştirilmeli. Bunlar sıfır yaş itibariyle çok önemli. İki yaş itibariyle de çocuğa mahrem alanları, mahrem bölgeleri öğretilmeli. İki buçuk yaş itibariyle artık çocuk kız ve erkek farkındalığını öğrendiği için yine çocuklara merak ettiği her çocuklar bu yaş döneminde birçok soruyu merak ederler. İşte neden kız ve erkek çocuk arasındaki farkı merak ederler. Biz anne babaların görevi de burada çocuklara merak ettikleri soruları gelişim dönemlerine göre yanıt vermektir. Peki biz bu eğitimi verirken özellikle nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Eğitim verirken çok önemli kelimeler var bizim kullandığımız toplumda. Ayıp, günah gibi 2,5, 3, 4, 5 yaşındaki çocuk bu kelimeleri anlamaz. Çünkü soyut kavramları anlamayacaktır. Çocuk için ayıp, günah kelimeler soyut kavramlardır. Onun yerine mahrem kelimesini kullanabiliriz, özel kelimesini kullanabiliriz. Bu dikkat edeceğimiz bir konu. Peki bu günah ve ayıp kavramlarını ne zaman söylemeye başlayabiliriz çocuklara? Soyut kavramları çocuklar 12 yaş itibariyle anlamaya başladıkları için 12 yaş itibariyle aslında soyut kavramları kullanabiliriz. Onun haricinde daha çok somut kavramları kullanmak, bu özel bölgen, mahrem bölgen demek daha doğru aslında. Hı hı. Ya aslında çok üzücü bir konu var çocuk istismarı, çocuklarda istismar ve maalesef günümüzde de en çok duyduğumuz haberlerden bir tanesi. Maalesef. Ee, bu şekilde bir eğitim vererek bu çocuk istismarlığının önüne geçebilir miyiz? Büyük oranda e, geçebiliriz aslında. Çünkü mesela e, bizim toplumumuzda hani biz daha böyle sıcakkanlı bir toplumuz ve alıyoruz çocuğu mesela işte çocuk istemese de se seviyoruz, öpüyoruz vesaire. Burada biz çocuğa ne mesaj veriyoruz? E, ben senin kendini koruma refleksini yok sayıyorum ve böylece çocuk tabii ki, onu istismar edebilecek biriyle karşılaştığında da o koruma refleksi olmadığı için daha çabuk teslim olabiliyor. Hmm. O yüzden de mahremiyet kurallarına biz çocuğa öğretirken sıfır yaştan itibaren hem sözlü hem de sözsüz olarak kendini korumayı da öğretiyoruz. Biz çocuğun iradesini onayladığımızda çocuğun da bizim gibi yetişkinler gibi iradesi olduğunu kabul ettiğimizde çocuk büyük oranda dış tehlikelerden daha çok korunacaktır. Aslında yani çocukları eğitmeye çalışırken bir yandan da toplum olarak kendimizi de eğitebilsek ne güzel olur. Yani e, örnek olarak belki çocukları öpmeyerek veya işte onların e, özel alanlarına saygı duyarak evet seviyoruz onları öpmek sarılmak istiyoruz ama e, büyü yetişkinlerin de bu konuda bilinçli davranması gerçekten çok önemli. Hem kendimiz hem de çevremizdekileri bu konuda örnek olmak çok kıymetli diye düşünüyorum şahsen. Evet örnek olmak demişken örneğin çocukların yanında giyinmemek. Bu benim bedenim ve ben bunu koruyorum. Senin bedenine de saygı duyuyorum. Çocuğun odasına girerken kapısını çalmak, sonra çocuktan bunu beklemek veya çocuğun yanında duş almamak. Tabii bunlar özellikle iki buçuk yaşından sonra çocuğun cinsiyet farkını anlamaya başladığı yaştan sonra bunların yapılması çok önemli. Ebeveynlerin bunları da dikkat etmesi gerekiyor. Mesela ararlar beni derler işte biz çocuğumuzu oyun terapisine getireceğiz daha sabah 4 yaşındaki bir çocuğu. Ebeveynler aslında hemen sanki böyle sorunlu olan kişi çocukmuş gibi ben hiçbir zaman çocuğu direkt oyun terapisine almam. Öncelikle sizin de söylediğiniz gibi o ailenin içinde çözülmesi gereken bir dinamik varsa önce o çözülmeli. Çünkü bir çocuk bir semptoma tek başına sahip olmaz. Özellikle 4-5 hmm. yaşındaki bir çocuk. Ailesiyle birlikte geliştirdiği bir semptomdur aslında. Peki hocam bu mahremiyet eğitiminde cinsiyet değişiyor mu? Erkek ve kıza göre bir değişiklik gösteriyor mu? Ee, mahremiyet e, eğitiminde ilkokul 1'e başlayana kadar e, hem anne hem de baba e, cinsiyet fark etmeksizin çocuğa bu konuyla ilgili bilgi verebilirler. Hmm. E, anne için mahrem olan baba için de mahremdir. Baba için mahrem olan anne için de mahremdir ama çok doğru bir e, soru sordunuz. Bizim toplumumuzda sanki her şey e, daha çok erkek e, olana mahrem, e, kadına mahrem e, değil gibi evet. ama her iki cinsiyet de eşit oranda e, dikkat etmeli mahremiyet konusuna. Eğer e, baba göremiyorsa anne de göremez. Evet, bu konuda aslında anneyi ve babayı gerçekten bilinçlendirmek çok önemli. Hı hı hı. yani toplumda. Sanki biraz annelerin üstüne daha fazla kalmış gibi bu toplumda. Ya aslında kız çocukları daha <laughs> çok anneye kalıyor. Erkek çocukları da babaya kalıyor. <laughs> Öyle bir ayrım var ama. Evet evet, evet. mesela soruyorum. E, Umarım yanlış değildir <laughs> hocam. Yok yok doğru kesinlikle. Mesela işte e, sanki erkek çocuğun babası bana yaptırabilir hiçbir sorun yok. İşte 10 yaşına gelmiş ama annesi yaptıramaz. Aslında 3-3,5 yaş itibariyle bir çocuk kayak yapabileceğini varsayarsak yani refleksleri kullanabilmesi açısından 3-3,5 yaş itibariyle bir çocuk öz bakımını karşılayabilmeli, kendi giyinebilmeli, tuvalet temizliğinde kendi yapabilmeli. Bu çok ütopik gibi geliyor ama çocuk aslında motor refleksleri olarak buna hazır, motor görevler olarak buna hazır. Biz böylece çocuğu mahremiyet olarak da eğitmiş oluyoruz. Evet mahremiyet eğitimiyle birlikte aslında şey de var. Yani ben mesela görüyorum 12-15 yaşına gelmiş, 17 yaşına gelmiş neredeyse hala üstünü annesi değiştiriyor veya kıyafetini annesi ilikliyor falan. Bağcını, yani bazen ilikliyor. Hani çocuğun aslında kişiliğinin gelişiminin de önüne geçiyor veya hı hı. bu kendi öz bakımını yapabilmesi, kişiliğinin de daha hızlı gelişmesini sağlıyor mutlaka bu konuda bir da. Bir yandan önemli. da özgüvene çok yardımcı evet, oluyor. Evet. En azından çocuk kendi kendi bir şey yaptığı zaman özgüveni de artıyor burada. Kesinlikle. Yani çocuğa ne mesaj veriyoruz? Sen bağcını bağlayamazsın, evet. sen gömleğini giyemezsin. Aslında iradesini de yok sayıyoruz bir yerde. Ee, ve e, bu tarz olduğu zaman çocukları bir baba banyo yaptırdığı zaman 10 yaşına gelmiş veya anne banyo yaptırdığı zaman yıkanamayacağını düşündüğü zaman bu çocukların dış dünyada okul çevresinde kendilerini koruyabilmeleri mümkün değil. Maalesef. Evet, Ağzınıza sağlık hocam. Gerçekten bilhassa son günlerde çok önemli bir konuydu. Umarım toplum olarak bu konuda daha bilinçli davranırız. Çocukların mahremiyetine daha çok özen gösteririz ve etrafımızdakilerin de göstermesini sağlarız. Ağzınıza sağlık diyorum hocam. Çok Gerçekten geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Yani aslında bu bilgilendirmeler bizim için çok önemliydi. Bir çocuğa verdiğimiz eğitim de çok önemli. Çocuktaki mahremiyet çok önemli. Umarım toplum olarak bilinçleniriz biz bu konuda. Ee, ve çocuklarımızı daha çok koruma altına da alabiliriz. Hı. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için gerçekten çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Bizim için ederim. çok değerliydi. Her şeyden öncenin sonuna geldik. Programımız bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı için doktorunuza başvurun. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşça kalın. Sağlıkla kalın.